Merhaba arkadaşlar, My Career bölüm 2'ye hoş geldiniz. Ben İsmail. Beyler, ilk bölümde Boston Celtics'i yendik. Zor olacağını düşünüyordum ama kolay oldu. Kolaylıkla Boston Celtics'i geçtik. Şimdi daha kolay bir rakibimiz var. En azından ben şu an öyle düşünüyorum. Maçta neler olur bilemem ama rakibimiz de DeAndre Ayton, Simmons ve Scott Henderson var. Zor olacağını düşünmüyorum ve şimdi direkt maça geçmek istiyorum. Let's go. Ve maç başladı arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Rakibim Scott Henderson. Rahatlıkla onun üzerinden oynayabileceğimi düşünüyorum. Simmons'ın atışı başarılı değil. Jabari Smith Jr. rebound aldı. Maalesef Alperen Şengün halen sakat arkadaşlar ve boş ilk üçlüyü buldum ve sayı geldi. Bu bizim için rahat bir maç olacak. Rakibimiz güçlü değil. Damian Lillard'ı kaybettiler. Damian Lillard Milwaukee Bucks'a gitti. Yani Antetokounmpo'yla şampiyonluk kovalayacaklar beyler. Ama bugünkü konumuz o değil. Diallo birebir oynadı, başarılı değil. James Harden. Parker'dan bir pick geldi. Parker'la 2-2 oynayabilir miyim? Oynadım. Parker'a eliyup. Çok güzel. İlk bölümde anlattığım gibi beyler, tekrardan ilk bölümü tam izlemeyen arkadaşlara şunu söyleyeyim. Hedefimiz Harden'la artık yüzük kazanmak ya da yüzükler kazanmak. Ayton'un atışı başarılı değil. 5-0. Ve bir pick and roll daha. Bir sayıyı daha buluyoruz pick and roll sayesinde. Çok kolay bir maç olacak. Takeover'ın bile geldi. Maç 7-0. Artık şuna karar aldım. Maç garbage time'a giderse, fark falan açılırsa beyler, full maçı oynamayacağım. Zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Bakın burada çok güzel pick geldi. Üçlüğüm başarılı değil. Ama rebound aldık ve Jalen Green'den üçlük geldi. 10-0. Yıllarca Damian Lillard'ın yanına doğru düzgün bir süperstar getiremeyen Portland Trail Blazers sonunda Damian Lillard'ı kaybetti. Herkes Miami'ye gideceğini düşünüyordu. Pat Riley orada galiba yanlış bir şeyler yaptı. Anlaşamadılar. Miami bu trade'den bu trading kaybedeni oldu. Ve karşımda Ayton var. Ayton'u geçebilir miyim Aizo'da? Ayton'u geçtim. Üçlük başarılı değil. Simmons'tan üçlük başarılı değil. Portland daha sayı bulamadı arkadaşlar. Ve James Harden'dan üçlük ve başarılı. Jabari top çaldı. Harris. Harden yine boş kaldı bir üçlük daha. Bir de şunu da düşünüyorum. Eğer şampiyon olursak Houston Rockets'a devam mı edeyim yoksa başka bir takıma mı gideyim? Çok güzel Ayton. Ayton birebir oynadı ve ilk sayısı Portland'in Ayton'dan geliyor. Çok rahat oynadığım bir maç oluyor şu an ve steal geldi Harden'dan. Tecrübesiyle her şeyi Anderson'a gösteriyor ve bir post fade daha geldi. İkinci atışı. Bu da başarılı değil. 2'de 0. Çok güzel. James Harden spin cycle'la sayıyı buluyor. Robinson 3 saniye, 2 saniye. Diallo'nun üçlüğü başarılı değil. Rebound James Harden'da kalıyor. Çok güzel, çok güzel pick, shoot başarılı değil. Henderson. Fark 20 sayı, Henderson içeriye, Ayton. Ayton'un hook atışı başarılı değil. Fast break şansı. James Harden içeriye girdi, sayıyı buluyor. James Harden ISO istedi. ISO Lation istedi karşısında. Karşısında genç bir oyuncu var. Joe Harris'i boş bıraktılar. Joe Harris'e
Güzel bir pas köşeden üçlüğü buluyor Joe Harris. James Harden hep öyle oynuyordu. Isolation, double team, pas, asist, sayı. Bütün takım James Harden üzerinden oynuyordu. Her süperstarın olduğu gibi ve fast break'te üçlüğü buluyoruz. 27-53. Artık maç easy, çok kolay. Ayton atışı başarılı. Bak 26 sayı. Henderson. Ayton'a. Ayton'dan Simmons'a. Diallo. Henderson atışı başarılı değil. Joe Harris'e bıraktım. Joe Harris içeriye bırakıyor. Ve smaçla bitiriyorum. Bob Henderson'da. 25 sayı. 4 asist, 3 rebound ile oynuyorum. Robinson. Ayton. Simmons. Simmons midrange fade'i başarılı. Pick aldım. Olmadı, geçemedim rakibimi. MP Henderson'a karşı. Oo, atabilirdim. Karşımda Henderson var. Drop stepper'ımı kullandım. Ve sayıyı bulabilecek miyim? Bulamadım. Henderson bu sefer birebir oynuyor ama Harden yine bir top çalmada yapabilirdi. Henderson'ın atışı zorladı ve atışı başarılı değil. Ve iç pota altına top James Harden'da. Ayton karşısında ve köşeye Joe Harris. Karşımda Anthony Simons var. Simons'u ittiriyorum ve sayıyı buluyorum. Henderson'ın üzerinden oynayabilecek mi? Henderson'u ittirebilecek mi? İttiremedi. Post fade kullandım. Ama Henderson'dan yine iyi bir savunma geldi. Ayton pike geliyor. İyi bir perde. Diallo. Ayton. Posta karşısında Jabari. Jabari onu savunabilecek mi? Savundu. Hızlı çıkabilirlerse üçlük bulabilirler. Ama çıkamadılar. Ve yine bu sefer Henderson'ın üzerinden Poster standing dunk. Simons şutu başarılı. 3 sayıyı buluyor. Fark 25 sayı. 3. çeyreğin bitmesine 10 saniye var. Birebir oynuyor James Harden. Şutu çok kötü oynadı. Son topu ama sıkıntı değil. Hiçbir sorun yok. Henderson Simons'a bıraktı. Simons Ayton'a bıraktı. Ayton'a double team. Dışarıya Henderson'a. Henderson içeriye giriyor ve sayıyı buluyor. Fark 20 sayı. Son 2 dakika. Çok güzel. Corner üçlük başarılı. 34 sayı ile oynuyor Harden. 4 asist, 3 rebound. Yani çok kolay bir maç oldu ya. Hiç yorulmadan, hiç zorlanmadan. Çok güzel. Harden'dan bir fade daha. Bu başarılı değil. Simons. Ucunda sıkıntı çekiyorlar. Savunmada büyük sorunları var. Yani bu takım Damian Lillard'ı kaybetmekle çok büyük bir hata yaptı. Hani yani elinde tutamamaları çok güzel. Post olmadı. Fark 20 sayı, son 1 dakika artık. Henderson, bu maçı da kazanmış olacağız. Alperen Şengün olmadığı bu maçları kazanmak önemli. Çok yakın savunuyor ya. Çok yakın savunuyor. 34 sayı. Son 35 saniye artık. Diallo. Simons'ın üçlüğü başarılı değil. Bir rebound daha. Fark oldu.
Ve Henderson'a drop stepper'la geçiyorum ve sayımı buluyorum. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Ve Portland Trail Blazers'ı dediğim gibi çok rahat geçiyoruz. Yine güzel bir maç oldu, rahat maç oldu. Önemli olan playoff'lara girmemiz. Ve elimizden geleni yapıyoruz. Sakat oyuncularımız olmasına rağmen. Lütfen beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Ben İsmail. Peace out.